Herkese merhaba. Bugün Euro Truck Simulator 2'de Türkiye haritasının demosunu test edeceğiz. Dün Levent Yılmaz tarafından yayınlandı. Forumda görmüşsünüzdür. Yılmaz Efsane diye bir kullanıcı adı var. O yayınladı. Şu an gördüğünüz gibi Türkiye haritası. Demo olduğu için bazı şeyler eksik. Hemen hemen bir sürü şey eksik. Sadece sistem oturtulmuş. Tasarımı falan çizilmiş. Bütün şehirler şu an oyunda yok. Sadece Marmara bölgesi var. Ben Edirne'den İstanbul'a test için geldim. Şu an İstanbul'dayım ve buradan büyük alıp devam edeceğiz yola. Böyle bir yük bakalım önce kendimize. Nerede ne var diye. İstanbul'da ne varmış? Balıkesir'e varmış mesela. Tabii Avrupa'yı da var çeşitli yükler. Biz ne yapalım? Şu an yani ne alırsak alalım Edirne'den geçeceğiz. Öyle bir durum vardı sonuçta. Dört ton nedir ya teneke kutu? Çok şeymiş. Morino bir de mantıklı büyük arıyorum şu an. Yani neyse boş variller. Ya biz Bilecik varmış. Aa. Görmedim, görmedim. Bunu alıyorum ben. Ya tekrar söyleyeyim işte bu harita tamamen demo ve hani sakın olarak şey yapma yani insanlar haritayı yaparken hani modelleri öğrenmek nasıl yerleştirildiğini öğrenmek için yapıyor. Çünkü bunların hepsi ciddi bir zaman istiyor. Hani böyle tamam basit modelleri falan ekliyorlar ama sonuçta bunlar şu an biz Avrupa yakasındayız. Geldim buraya. Yani sıfırdan model eklenmedi. Sadece oyunda var olan modellerle yapılmış. İskandinavya ile yeni modeller geldi biliyorsunuz. O İskandinavya'da binden fazla yeni model var ve İstanbul işte gibi yani Türkiye'nin işine yarayacak birçok model var. Yeni işte evler, binalar, apartmanlar, köprüler, tüneller falan. Yeni sürümde belki onları görürüz. Hop, fazla uçtuk ya. Ben direksiyonla oynuyorum. Sesi gelebilir size. Yani rahatsız etmesin. Tabelalar falan yok. O kötü olmuş. O zaten önemli bir şey yani haritayı falan koymayın, şehri koymayın, tabelayı koyun o daha iyi duruyor. Hop. O yola bak. Uzunları açmadık. Işıklandırma yok çünkü. Evet, Boğaz Köprüsü'nden geçeceğiz. Vay, iyiymiş vallahi. Bakayım.
Anadolu yakasına geldik yük almak için. Bir tane asit alacağız bir. Şu an tabii gelmedim oraya. Göremiyorum. Tanker taşıyacağız. Böyle de olması güzel olmuş. İskandinavya'da yük ve şey fabrikalar ve şehir merkezi arasında oldukça fark var. Böyle olunca daha bir güzel oluyor. Yani o şehir içinde böyle zaman harcıyorsunuz yük almak için. Yoksa eski ana haritada direkt yanınızda servis, otel, işte garaj, otogar, fabrikalar, depolar falan oluyordu. SCS bu sorunu İskandinavya ile çözdü. Ve yine ayrıntılı böyle farklı farklı şeyleri oyuna ekledi. Burada garaj var galiba. Yani diğer tarafta kaldı o. Neyse biz yükümüzü alalım. Zaten şeyi test ediyoruz. Haritayı dolaşıyoruz şu an. Yani yeni farklı yollar işte hani illa Türkiye'de olacak diye bir şey yok. Birçok harita yapılabilir. Yani herkesin daha kolay böyle ilgi görmesi için indirmesi ve beğenmesi için daha global haritalar. Mesela Offroad tarzında Güney Kore'de geçen bir harita modu var. Hep güncelleniyor ve güzel. Rusya açık alanlar haritası diye bir şey var. Böyle gizli yolları falan ekliyorlar. Hani böyle şeyler olursa hani Türkiye'de mesela bir bölgeyi başlangıç olarak seçerlerse şimdi örnek veriyorum sadece Edirne'de böyle bir bölgeyi ya da hiç fark etmez şey olarak hani böyle Bolu Dağı'nın olduğu bir yeri, Kaz Dağı'nın olduğu bir yeri seçerlerse hani yollarının güzel olduğu bir yeri bir bölgeyi seçerlerse orada geliştirmeye başlarlarsa net yine indirir ve ilgi görür o mod. O yüzden hani öncelikle hedefiniz Türkiye haritasını yapmak vesaire olmasın çünkü böyle şeyler daha sonra olacak. Şu an Avrupa haritası bile tamamlanmamışken Türkiye haritasının gelmesi gibi bir saçma durum olamaz zaten. Birkaç yıl sonra demeyeyim, birkaç yıl sonra ETS2 anca kendi bölgesini yani Avrupa bölgesini yapmış olur. O nedenle Türkiye için daha var. Yunanistan'ın Bulgaristan'ın gelmesi gerekiyor. Balkanların Baltık ülkeleri var. Hani Rusya önemli zaten onların için oyuncu. En büyük topluluklardan biri biziz zaten. Hem Ruslar hem Kanadalılar var. Brezilyalılar var. Hani biz şu an ETS2'nin en büyük topluluklarından biriyiz. Türk oyuncular olarak. Onlar bunun farkında biliyorlar. Bir skin paketi gelse, bir boyama şeyi gelse güzel olacak da. Şimdi İstanbul'dan çıkıyoruz. Sağdan Kocaeli'den geçecekmişiz. O güzel. Kocaeli'den Bilecik'e gideceğiz. Biraz garip oldu ilk video için yani İstanbul, Kocaeli, Bilecik ama benim için garip oldu çünkü ben Edirne'den başlamıştım videoya. Fakat mikrofonun düzeyi falan arttı. Onda olunca bayağı bir kötü çekmiş. Ya sabah olacak daha iyi olur bu böyle. Hatta ben değiştirebilirim bunu ya. Neyse kodları şu an hatırlamıyorum. Zaten birazdan hava aydınlanacak. Kocaeli'ye varmadan öyle olur.
Yani şöyle bir şey var. Herkes kendi şehrini yapsa, bölgesini yapsa Türkiye haritası yapılır. Hani öyle bir şey var. Çünkü başkasını bekleyemezsiniz vesaire. Herkes kendi şehrini başkasının daha iyi biliyor sonuçta. Hani güzel bir şey olabilir de işte bu harita editörünü kullanmak için bayağı bir zaman harcamak gerekiyor ve iyi bir bilgisayara sahip olmak gerekiyor. Yani çünkü eğer sistem kasıyorsa daha az model eklersiniz. Yani bazı şeyleri yavaş yavaş yaparsınız. Çöker vesaire o tür şeyler var. Kocaeli'ye geçtik farkında olmadan solumuzda kaldı çünkü. Şimdi Sakarya'nın kenarından geçiyoruz. Yollar benzetilmiş mi bilmiyorum. Belli aralıklarla işte tümsekler falan koyulmuş, yokuşlar falan var. Olsun. Yani şöyle bir manzara da gitmek güzel oluyor. Farklı bir yolda gitmek böyle etrafın ağaçlarla kaplı olması. Mesela Edirne'de çok güzel gösteremedim size ama Edirne'de güzeldi baya. Sık böyle yolların kenarına ağaçlar koyulmuş, güzel olmuş. Türkiye'yi aktarmak için yani öyle basit bir harita olmamalı. Kimse de zaten bunu istemiyor. Yani Türkiye'yi yapacaksan bir oyunda ayrı bir oyun olması gerekiyor çünkü 81 il var ve bu ilin ilçeleri değerli, önemli. Bazı bölgede daha da önemli köylerin yani bir mevki durumu var. Fabrikaların olduğu yerler var biliyorsunuz. O nedenle Türkiye haritasının hani böyle ayrı bir oyunda yapılması çok daha iyi olurdu. Yani Türkiye'nin böyle bir şansı yok. Oyun motoru yok. Oyun motorundan ziyade bu işte çalışacak adam bulmak zor. Her şeyden önce her şey geçelim motordur vesaire yapılır bulunur. Ayarlanır para lazım. Para yani böyle geri ödemesiz böyle bir iyi bir olacak. Bir şey geri almayacak. Bütün harcanan para sektörün gelişmesi için işte bu her şeyin standarda oturtulması için olacak. O nedenle böyle bir imkan yok zaten. Böyle kimse 5-6 milyon doları öyle cebinden şey olarak vermez. İyi bir şey olması için çünkü biz hala eski usul gidiyoruz. Mobilde simülasyon oyunu yapanlar var. Güzel oluyor. Onlar bir o programları öğreniyorlar en azından. Hani yarın öbür gün işimize yarayabilir. Evet şu an Bilecik'e geldik. Böyle dağların filan ağaçların olması güzel, hoş olmuş. Böyle sanki işte böyle Marmara'da. Bilecik'e gitmediğim için bilmiyorum orada nasıl ama aşağı yukarı aynı bu manzara ile karşılaşabiliriz. Çünkü böyle dağların işte tepelerin filan ağaçların olması böyle uzanan trafik şey sokak lambaları vesaire güzel oluyor. Sağımızda Bilecik var şu an. Sağdan giriyoruz. Ev modelleri alakasız şeyler alakasız. Bilecik biraz ayrıntılı olmuş. Ah garip. Ya İstanbul'u o binalar falan biraz batırmış diyelim. Onlar değişirse daha iyi olur. Ben haritayı bir kez daha göstereyim şöyle. Sağ tarafa gelemiyorum, izin vermiyor. Bunlar parça parça sadece yolları Google Maps'ten işte çizmişler. İzmir yok mesela. İzmir önemli şehir. İstanbul basit kalmış. Hani o hayalinizdeki haritayı zor. Çünkü çok iyice planlanıp yapılması gerekiyor. Önemli noktalar vesaire. Bak Ankara mesela birçok ile bağlantısı var ve Türkiye'nin başkenti. Bir bölgesini konu almanız gerekiyor. Bir sanayinin yoğun olduğu bir bölgeyi konu alma şey önce öne çıkarmanız gerekiyor ve yani diğer bölgeleri sadece bir resimle koymanız gerek. Harita artık ciddi bir uğraş gerektiriyor. Ya çünkü oyuncu sayısı arttı ve ilgi de var oyuna.
Yapılacak her şey, yani zaman harcansın vesaire, kat kat karşılığını bulur. Yok, sağa dönmüyoruz ya. Birkaç tane daha video çekeceğiz. Haritayı aşağıdan indirebilirsiniz. Konunun bağlantısını verdik oraya. Hem forum ve hem de bloktaki bağlantıyı verdik. Oradan indirip kurabilirsiniz. Benim sürümüm şu an 1.18, yani onda çalışıyor. Diğer sürümle bilmiyorum, çalışmıyordu muhtemelen. Belki de çalışıyordur, yani bilemeyiz. Ben şu an Mercedes'te zaten 1.18'de olduğu için sıkıntı olmuyor. Herkese iyi oyunlar, iyi eğlenceler. Yeni bir videoda görüşmek üzere diyelim.